Karaokçulardayız. Yolun alt tarafındaki ocak zaten maden yukarıya doğru yol alacak. Burada da gördükleriniz meşe ağaçları var. Buralar tarım toprağı. Zeytin ağaçları var. Burada badem ağaçları var. Alabildiğine yeşil bir orman alanı. Biz burada depremi bahane ederek bu doğanın bu şekilde tahrip edilmesinin yanlış olduğunu onlarca defa, yüzlerce defa söyledik. Şu görünen alanlar benim kendimin. Hepsi tapuludur. Tapulu alanlar. Bizi valilikte AFAD yoluyla hiçbir tehditler ettiler. Size hiçbir bedel ödemeden el koyarız arazilerinize. Bugüne kadar hiç hayatımızda yaşamadığımız bir şeydi. Şöyle çevirirseniz kamerayı, bu dağlar hepsi kendilerinin dağları. Gitsinler onlara. Gitsinler onlara el koysunlar. O dağlar kendilerinin. Şimdi şu anda patlatma yapacaklar. Bana diyor ki hayvanlarını çek oradan. Saatlerdir arıyorlar. Bak romorkum orada. Hayvanlarımı suladım, tankerim orada. Çekeceksin diyorlar. Ben mecbur değilim ki onun canının istediği zaman makinelerimi çekeyim, hayvanlarımı çekeyim. Şu an Yayla Dağı'na bağlı Yukarı Okçular mahallemizdeyiz. Evet. Vatandaşlarımız bizi çağırdılar. Dediler ki buradaki maden ocağı. Burada muhtemelen asfalt malzemesi için çıkarılacak. Burada bir ocak çalışacak. Ancak bölgedeki yurttaşlar gördüğünüz gibi özellikle buradaki zeytin ağacı sahibi olan ve şu karşı tarafta. 50 dönümüz zeytin değil. Alay yiyeceğim, içeceğim hep burada. Yiyeceğin, içeceğin hepsi burada. Hepsi buradan çıkıyor. 100 dönüm küsur alanı var. 100. Kaç dönüm zeytinin var? 10 dönüm zeytinliğim var. 70 dönüm tarlam var. Toz, yağmur gibi yağıyor. Pislik. İşte İskenderun'da da, Antakya'da da, Hatay'ın her bir noktasında, özellikle Amanosların tüm cephesinde yurttaşlarımızın tek istediği şey zeytininin, meyve bahçelerinin ve tarım alanlarının korunması. Evet. Biz bu maden ocaklarının kirlilik yükünü çekmek istemiyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Tarım toprakları, zeytin ağaçları bizim için kıymetli. Biz sürekli söylüyoruz, doğayı tahrip etmeyin.